Nasıl iletişim kurdunuz? Ben onu da düşünüyorum şu an. Ya. Hani İngilizce bile olsa İngilizce biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı Ben size bir yoksa? şey söyleyeyim mi? Yemliya, şöyle senin inancını görüyorlar. Yani bak, 15. dakikada ya da 1. saatte yarışı bırakan çok sporcu oldu. O gün Tuz Gölü'nün üzerinde 27 tane motosikletçi yarışı bıraktı. 9 saat motosikletle uğraşan tek bir adam vardı. O da bendim. Yani o motosikleti tamir etmek için. Ve saat 5'ten sonra herkes şunu söyledi. Yetişemezsin dedi. 723 kilometreyi ve çölde geçeceksiniz. İkiki'ye gidiyoruz. Bu. Bolivya'da. Mümkün değil, yetişemezsin dedi. Bırak dediler. Hatta Hollandalı bir pilotla karşılaştım. Gecenin gene 12'siydi falan, yanılmıyorsam 11 veya 12'si. Adamı görünce dedim ki birlikte gidelim. Takımı yapalım. Beraber sürelim. En azından çöldesin, dağdasın. Yani tek başımayım abi gece yarısı. Yani düşsem kalksam birisi beni çıkarsa çıkaracak adam yok. Yani gerçekten de Dakar bu arada her yıl bir kişi ölüyor. Yani şimdiye kadar 60'ın üzerinde sporcu öldü Dakar'da 41-42 yıllık tarihi içerisinde. Yani yaşam mücadelesi veriyorsunuz ve her günün sonuna geldiği zaman ağlıyorsunuz finişe geldiğiniz için. Ya bugün sen arabaya bin, klimalı bir arabaya, her gün 850 kilometre git, ağlarsın zaten. Dersin ki lan indirin beni şurada. Ben belim ağrıdı, artık gidecek halim yok dersin. Tükenirsin. Bir de düşünsene motosikletin üzerinde sıcakta, çölde, yağmurda, çamurda gittiğiniz bir macerayı. Neyse, Hollandalı sporcu dedi ki my friend dedi, I am finished dedi. Bitik halde adam yani. Mental olarak çökmüş. Dedi ki ben artık gidemeyeceğim dedi. Dedim hayır, gideceksin. Beraber gideceğiz. Ben sana yardımcı olacağım. Birlikte bu etabı yapalım dedim. Ve ikna edemedim. Çünkü kapatmış adam kendisini. Ve bıraktı yarışı orada. Benim yarışı bırakacağım. Dördüncü günde de ciddi bir kazam oldu. İkinci günde takım arkadaşımın ciddi bir kazası oldu. Ben yarışı sürekli şuradan bir ses, bırak, 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 daha fazla gitme, öleceksin, sakat kalacaksın, yeter. Hep bu mesaj geliyor. Ama ben diyorum hayır, ben pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Finişe gideceğim. Bir şekilde o Türk bayrağını, 55 numarayı, Kemal Merkez'in numarasını, o Türk bayrağını finişte dalgalandıracağım. Ve bu başarıyı ülkemize kazandıracağım diye hep inandım ve o inancın sonunda bunu yakaladık. Bu arada